Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Uzun zamandan beri beklediğim ve çok fazla bana abonemin Instagram'dan takipçilerimin sorduğu sorular, Bamboo Lab, Bamboo Lab incele, Bamboo Lab incele, en sonunda Bamboo Lab combo. Şöyle yan tarafa koyayım. Bayağı da ağır. Kutunun içinde başka ne var? Evet arkadaşlar, bir, iki, üç tane filament göndermişler. Bunlar da 150 veya 200 gramlık filamentler. Olsun yine filament göndermişler. 3 tane göndermiş. Tanışacağız kendisiyle, özelliklerine bakacağız. Gerçekten dedikleri gibi bir Ferrari mi veya bir ne bileyim işte Porsche mu hatta Maserati mi? Şimdi ona bakacağız. Evet, yan bantları açalım. Şurada bantlanmış. AMS. Yalnız AMS'den önce şunu alalım. Bunun içerisinde işte ekran. Filament tutucu mı? Bir tane hatent yollamışlar. Arkadaşlar bunların şöyle bir olayı var. Nozzle'ları değişmiyor. Böyle hatent olarak değişiyor. Stick yollamışlar. Biliyorsunuz bu tarzda hızlı makinalarda kesinlikle tabloya yapıştırıcı sürmek zorundayız. Zaten eğer tabloya yapıştırıcı sürülmezse bir yerde okuduydum tam olarak bilemiyorum bunu araştıracağım. E, tablanın üzerinde herhangi bir sıyrılmadan dolayı kesinlikle garanti kapsamına sokmuyorlar. Kabloları yine burada da bir evrak. iki tane alyan göndermişler. Şimdi hemen şöyle İçindeki AMS'yi çıkartmak için şuradaki vidaları sökün diyorlar. Ön tarafta iki tane vida var. Bu vidaları söküyoruz. Söktük şimdi AMS'yi çıkarabileceğiz herhalde. AMS'yi çıkartıyoruz. Başka bir şey mi tutuyor yok. Evet. AMS de burada arkadaşlar. Şimdi bunları sökeceğiz. Şurada bir vida var. Zaten turuncularla göstermişler vidaları. Turuncu olan yerleri takip ederseniz vidaları mutlaka görürsünüz diye düşünüyorum. Bu nedir onu bilemiyorum. Sadece AMS tutturmak için bir böyle bir parça yaptıysalar müthiş yani. Evet görmüş olduğunuz gibi tablo için arkadaşlar bir tane ürün göndermişler. Hani olur tablanız sıyrılırsa diye bunları kullanın diye. Üç yerinde vida var arkadaşlar. Yine turuncuları gördüğünüz her yeri sökebilirsiniz. da takıyoruz büyük ihtimalle şöyle kendimize doğru çekeceğiz. Takıldı. AMS haricinde her şeyini kurduk sayılır. Bir de üst camını da koyalım. Çok şık. Çok şık. Evet arkadaşlar. Şimdi şu anki durumda bu ürün budur arkadaşlar. Combo olduğu zaman AMS kullanılıyor. Hemen bunlarla ilgili ufak da bir bilgi vereyim. Alıp hadi sert yere Koy teridi yazıcımla dünyada dertlere Son vermeye gelmişim Bu işte sanki ermişim Çok da büyütmeyin ama ben de bir dervişim Kolayı vardır öğrenirsen her işin Yaptığın baskılara bakıp dersin neymişim Ben be artık hayaller bile toz pembe Çünkü dostum yazıcımla koz bende Benden bu kadar Erbil abi söz sende Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le Bir şeyler yapalım Erbil'le Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le Bir 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 şeyler yapalım Erbil'le sen de hayallerini oluştur evinde Bir şeyler yapalım Erbil'le Hadi bir şeyler yapalım Erbil'le Bi bi bir şeyler yapalım Erbil'le Sen de hayallerini oluştur evinde Sen de kafebine teredi yazı çöp çöp Sen de kafebine teredi yazı çöp çöp Sen de kafebine teredi yazı çöp çöp Hayallerini oluştur evinde Many months later Evet, o çok konuşulan bambu sonunda karşınızda arkadaşlar ve bir sürü baskı aldım. Yaklaşık arkadaşlar 3,5 aydan beri bu cihaz bende. Bambu Lab X1C Combo. Evet, Combo AMS ile bunların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Şimdiye kadar çok duymuşsunuzdur. Carbon Combo, P1P, P1S. Yani Bambu Lab'ın ismi artık şu an gerçekten çok duyulur bir vaziyete geldi. Ben de ilk olarak bu makineyi yani Kickstarter. Evet Kickstarter'da ilk çıkarttığı makina, ilk çıkarttığı cihazı sizlere tanıtmak istedim. Şimdi güzel de bir hikayesi var aslında. 5 tane mühendis arkadaş. DJI mutlaka biliyorsunuzdur veya duyabilirsiniz. DJI büyük bir firma arkadaşlar. E, yıllardan beri drone dünyasının hakimiyeti altına almış bir firma. Buradan 5 tane mühendis ayrılmışlar. Artık paralarını alamamışlar. Zammı yapmamışlar. Bilmiyorum. Demişler ki biz bir 3 boyutlu yazıcı üretelim. Evet orada bir açık görmüşler. İlginç bir açık görmüşler. Demişler ki bir 3 boyutlu bir yazıcı üretelim. Ve bunu üretebilmek için 7 tane prototip üretmişler. 7 tane farklı prototip üretmişler. Yaklaşık 22 ayda bu hale gelmiş ve onların bir sözü var o benim çok hoşuma gitti. Üç boyutlu yazıcıları ne kadar seviyorsak o kadar da nefret ediyorduk. Evet görmüş olduğunuz gibi kompakt bir makina, kompakt bir makina iç tarafı arkadaşlar tamamen komple yekpare olarak alüminyum yapılmış. Yani yekpare derken şöyle anlatayım ben size işte vidalama şu bu yok artık bunu kaynakla kaynakla yapmışlar yekpare bir gövde ve Çevresi de yine alüminyum. Ön taraf temperli cam ve üst tarafı da temperli cam arkadaşlar. Şimdi Bambu X1C. Evet asıl kodu X1C. Ama tabii biz neler diyoruz? Karbon kombo. Kombo olmasının nedeni AMS dediğimiz dört renkli bir sistem var. Onu anlatacağım dört renkli sistemi. Ama kendi cihaz Bambu Lab Karbon karbon demesinin nedeni de arkadaşlar şöyle. Milleri bizim normalde 3 boyutlu yazıcılarda tekerlek haricinde kullanılan millerde normal çelik mil kullanıyorduk. Bunlar karbon kullanmışlar. Bu da daha hafif ve daha sağlam olmasını sağlıyor. Makineyi normalde biz diğer yazıcılarda neyi görürdük? 210'a 220 veya 300. Arada bir şey yoktu. Bunlar yine bir farklılık yapmışlar, araya çıkartmışlar. Nedir arkadaşlar? Baskı boyutu 256 x 256 y 256 da z. 256 milimetre küplük bir alan, hızlı bir makine çıkartmak istemişler. Gerçekten hızlı bir makine. Bunun içinde Corixie sistemle çalışıyor. Tabla seviyelemesi otomatik yapılıyor arkadaşlar. Nasıl yapılıyor? Ek baş arkadaşlar tabla seviyelemenin altında bir loat sensör yani manuel bir loat sensör var. Loat sensör geliyor ölçüyor tablayı. Ondan sonra bunu doğrulayabilmek için de ne yapıyor? Lidar sensörüyle tamamen tarama yapıyor. Ve müthiş bir yataklama yapıyorsunuz arkadaşlar. Ne kağıt uğraşmak, ne şu uğraşmak, ne bu uğraşmak hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek kalmıyor. Lidar'ın sadece tablalamayla alakası, yani sadece tablalama için iş görmüyor arkadaşlar. Bir de filamentin akışını ölçüyor arkadaşlar. Ön tarafa 4-5 tane çizgi çiziyor ve lider bunları tarıyor. Bakıyor ki hangisi akışı daha iyiyse ona göre akışı değiştiriyor, ona göre akışı düzeltiyor. Evet bir tane kamera sistemi var. Kamera sistemiyle beraber yapay zekaya sahip. Nedir bu? İlk katmanı beğenmediyse size haber veriyor. Parça bozulduysa yani spagetti dediğimiz olay size haber veriyor. Diyor ki ürününüz spagetti oldu. Ve bununla aynı zamanda da timelapse yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel de videolar çıkıyor. 5 inç dokunmatik var arkadaşlar üzerinde. Gerçekten hassas, güzel bir dokunmatik. Makineyi DJI'dan çıktıkları için çok şık bir tasarımda. Yani böyle oval olanlar, keskin olanlar böyle çok şık. Yani bunu alın. Hani diğer makineleri belki açık olduğu için, farklı olduğu için ofisinize koyamazsınız ama bunu gerçekten güzelce bir şekilde ofisinize koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet Extruder'ı çift dişli bir Extruder'dır. Güzel de bir extruder yapmışlar. Hatent de gerçekten gayet güzel. Hatent 300 dereceye, tablo sıcaklığı da 110 dereceye kadar çıkabiliyor. Evet bunda şöyle bir negatif var ama çok da negatif olarak da saymıyorum ben bunu. Nazıl değişmiyor arkadaşlar. Hatent komple değişiyor. Hatenti komple değiştirmen gerekiyor. Sadece nazılı yok. Hatentle nazıl komple yekpare halde arkadaşlar. Motorları gayet güçlü motorlar. Bu hıza dayanan motorlar yani bu kadar hız yapıyorsan mutlaka motorları güçlü bir motor kullanman lazım. X ve Y'de birer motor arkadaşlar. Z'de de aşağıda bir motor var ve kayışlamalar yardımıyla tablayı yukarıya çekiyor. Evet e, kendi yazılımı var. Yani Orko'dan Orka diye bir yazılım vardı. Belki bilirsiniz güzel de bir yazılım kullanabilirsiniz. K1, K1 Max'ler falan hepsi için bu bambular içinde geçerli bir dilimleme programı. Buna benzer önceden Orca kullanıyorlardı. Şimdi Bambu Studio diye büyük ihtimalle yine Orca'nın aynısını kullanıyor arkadaşlar. İnternet üzerinden, wifi üzerinden rahatlıkla bağlanabiliyorsunuz. Nereye giderseniz gidin. Uygulaması yani cep telefonu uygulamasıyla beraber her yerden cep makineye müdahale edebilirsiniz. Kamerayı da rahatlıkla görüp rahatlıkla müdahale edebilirsiniz. Evet birazdan baskıları göstereceğim hangi filamentlerle kullanılabiliyor. Şimdi ilk AMS'i konuşmuyorum arkadaşlar. AMS'i bir sonraki aşamada konuşacağım. Ben şu an sadece karbon X1C'yi kullan söylüyorum, anlatıyorum. Karbon X1C arkadaşlar her türlü nereden baksanız her türlü filamenti. Yani 300 dereceye kadar ısıya dayanıklı veya 300 dereceye kadar kullanılabilen her türlü filamenti kullanılabiliyor. İlk olarak PLA, PETG zaten çok rahat baskı alıyor arkadaşlar. Ee, PLA, şurada aldığım bir PLA var. Bunların hepsini yakın videolarını göstereceğim. Şu da PETG arkadaşlar. PETG. Yani rahatlıkla PETG'yi basabiliyorsunuz. Ondan sonra yavaş yavaş daha başka ürünlere gelmeye başladık arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz gibi ABS. ABS bir ürün arkadaşlar. ABS'ye bastım ben. Bununla şu asa arkadaşlar gayet başarılı, gayet sağlam bir ürün. Asayı da çok rahat, çok temiz ve gayet hızlı bir şekilde bastım arkadaşlar. Şu da asa ama burada bir hata oldu. Orada tıkadıktan sonra egzozunu filament bitmiş. O ara onu temizleyeyim onu derken kaydırdım. Yan tarafa yazmaya başladı durdurdum. Ama şuraya kadar gerçekten çok güzel yazdırdı. Ve arkadaşlar bakın asa. Asa filamentle bastım. Ve veronoyu. Veronoyu basmak çok zor. Asayla hele bir de çünkü soğutma yok asada. Çok az bir soğutma var. Varonayı basmak gerçekten zor. Evet biraz daha abartalım dedik. Ne basabiliriz dedik arkadaşlar. Şunu bastım. <laughs> PC ABS bastım arkadaşlar. PC ABS ile. PC ABS ABS'den kat kat daha sağlam. Sonradan biraz daha bunu ben zorlaştırayım dedim. Ve arkadaşlar bunlar nedir? Arkadaşlar bunlar karbon fiber ABS. Yani ABS CF diye geçer bunlar. Karbon fiber ABS arkadaşlar. Karbon fiber gerçekten çok güçlü, çok sağlam bir malzemedir. Hele bir de ABS'si. Bunun pekçisi var, PLA'sı var. Yani karbon katkılı aslında direkt karbon değil arkadaşlar. Karbon katkılı, karbon fiber katkılı üründür bu. Ondan sonra TPU denedim arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyor 95A bizimki de basıyor. Evet arkadaşlar şu bastığın bakın 60 şor arkadaşlar. Evet Türkiye'de kolay kolay bulamazsınız. Sava üretiyordu bunu. Artık üretmeyi bıraktı. Neden üretmeyi bıraktı ben de bilmiyorum ama 60 şor arkadaşlar. Evet Sava'nın ürünü 60 şor. Bunun yumuşaklığını size nasıl anlatabilirim? Bu ördekler var ya. Hani e, havuzlara koyuyorlar ördekler sarı sarı ördekler aynı onun yumuşaklığında onun mukametinde yani 95 şor en serti TPU'lardan 75 şor biraz daha yumuşağı 60 şor en yumuşağı bunu kolay kolay hiçbir makine basmıyordu ama çok rahat bana mısın demeden ve 100 hızla bastı arkadaşlar 100 hızla indirmedim hızı denemek için, test yapmak için 100 hızla TPU bastı hem de 60 şor. Evet, şimdi geldik AMS sisteme. AMS sistemi arkadaşlar şöyle düşünmüşler, demişler ki bir de renkli yapalım. Yani en azından farklı farklı renklerde çıktı alalım. Yani boyamaktansa renkli bir şeyler basılsın demişler. Ve bunları arkadaşlar minimum 4'ten Maksimum 16 renge kadar kullanılabiliyor. Evet. Bir AMS modül sistemi, bir modülü sadece 4 tane filament alıyor. Ama siz daha farklı, daha çok renk basmak isterseniz bundan 4 tane daha alıp 16 renge kadar çıkarabiliyorsunuz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şunlar. Evet. AMS'den çıktı. 4 renk. Mavi, sarı, kırmızı, beyaz. 4 rengi de bu şekilde... Kullandım programı şimdi diyeceksiniz ki hocam mesela şu kendim ha bu arada burada kendimi de bastım bu da kendim bu renkli bastım arkadaşlar işte gri beyaz o kadar bir de ten rengi bastım arkadaşlar dört renk koydum dört renkle bastım e, şimdi bunu kendi programında boyadım. Kendi programında boyayı yaptıktan sonra makineye veriyorsun. Makine otomatikman bunu güzel bir şekilde size renkli bir şekilde bakın çıktısını alıyor. Evet. Şöyle. Bunlar boya değil arkadaşlar. Bunlar filamentin gerçek renkli. Evet. AMS sistemi AMS sistemi TPU ile çalışmıyor arkadaşlar. TPU için arkadaki besleme ile beslemeniz gerekiyor. TPU Kullanmıyor. Diğer tüm sert ürünleri rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani mesela nasıldır? Bunun başka özellikleri sadece renkli mi? Hayır. Daha farklı bir şeyler de yapabilirsiniz. Mesela destek, suda eriyen e, destekleri var. Makinenin bir tarafından normal, bir tarafından da onu verirsiniz. Destekler için zorlanmazsınız ki kendi programıyla destek atarsanız destekleri sökmekte de çok kolay. Ben bambu Süt çok beğendim arkadaşlar. Destekleri olsun, dilimlemesi olsun, yazılımsal olarak olsun, boyaması, her şeyiyle kesmesi, biçmesi her şeyle çok hoşuma gitti. Gerçekten gayet güzel bir programı var. Evet bir de şunu göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi diğer makinelerde de bunu yapıyorsunuz. Bambu'daki özellik farklılık ne? Evet. Bunun videosunu paylaşırım arkadaşlar. Şu an tabi Burada çok ışık olduğu için görünmüyor ama videosunu paylaşırım. Videoda görürsünüz. Arkadaşlar bununla renkli basabiliyoruz. Evet, normal sadece gölgelendirmeyle değil arkadaşlar renkli olarak basabiliyoruz. Evet, bunu da CMYK renkleriyle yapıyoruz. Yani işte magenta, cyan, kyan diyorlar. Ee, sarı kullanıyorsunuz, beyaz kullanıyorsunuz gibi böyle renkleri karıştırarak arkadaşlar güzel bir oluşum, güzel bir renkli çıktı alabiliyorsunuz onu. Şimdi övdün, 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 övdün her şeyle müthiş bir makine ama Makine olarak evet. Gerçekten kalıptan çıkmış gibi yani enjeksiyondan çıkmış gibi bir ürün çıkartıyor. Bundan dolayı çok hoşuma gitti. Yani bu makineyi şu an en baş köşeye koyacağım arkadaşlar. Ama diye bir parantez açıyorum. AMS'yi beğenmedim arkadaşlar. Neden beğenmedim? Evet güzel bir teknoloji, renkli işler yapıyor. Ama şöyle anlatayım arkadaşlar. Şu ürün tek renkle basıldığı zaman 150 gramla 170 gram arasında değişiyor. Renkli olarak bastım arkadaşlar ben bunu. Tam 450 grama çıktı. Evet diyeceksiniz ki 150 gram niye 450 grama çıktı? Bunda çok yerde devamlı filament değiştirdi. Şimdi filament değiştirirken ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? İlk baş bir de şunu da anlatmak istiyorum ikisini de aynı anda anlatacağım. Bu belki 2 saatte çıkacak bunda. Yaklaşık olarak arkadaşlar 18 ila 20 saati buldu. 2 saatte çıkacak 18-20 saatte. Şimdi Her ürün aynı mı? Hayır. Her ürün aynı değil. Çünkü bunun renk karışımı çok fazla olduğu için bir geri çek bir ileriktir. Nasıl yapıyor arkadaşlar? Mavi geldi boyadı. Ondan sonra kırmızıyı yazdıracak. Bakın şurada küçücük bir düğme var kırmızı. Ne yapacak bunu? İlk baş hatendin üzerinde bir, bir bıçak var. Bıçak yardımıyla filamenti kesiyor. Neden kesiyor? Sizler de biliyorsunuzdur mutlaka. Filament hatendin içerisinde biraz şişer geri çekmeye çalıştığımızda mutlaka bir yerlere takılır. Bundan dolayı da çoğu makinalarda şunu söylüyorum. Filament değiştirirken ilk baş ittirin, bir akıtın, ondan sonra geri çekin. Her neyse şimdi başka yere geliyorum. Kesti, bıçakla kesti. Ondan sonra onu geri alıyor. Tamamen makarayı sarıyor. Diğer kırmızı rengi tekrar geri alıyor. Ondan sonra kesti ya içerisinde bayağı bir parça ne kaldı arkadaşlar? mavi kaldı. O maviyi bir boşaltıyor iyicene. Bayağı da uzun bir parça. O parçayı boşaltıyor. Ondan sonra nazılın ucunu daha da iyi temizlemek için yani arkadan gelen kırmızıyı daha net yazdırabilmesi için bir de yanında kule var. Kuleye nazılı temizliyor. Ondan sonra pıp pıp, kırmızıyı basıyor. Tekrar aynı işlemleri tekrar 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 bunları yapıyor. Bundan dolayı da AMS hem zaman kaybı hem de para kaybı. Evet şu kadar ürünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu atık filament arkadaşlar. Yani şöyle bir sürü atık. Şimdi diyeceksiniz ki makina tam bir Bugatti. Bugatti alıp da gaz bağlamazsınız herhalde. Evet <laughs> Doğru. Bugatti alıp da gaz bağlamam. Bugatti hiç olmadı. Doğru söylüyorsunuz. Hani böyle bir cihaz alıp da filamenti mi düşüneceksiniz diyebilirsiniz. Ama ben düşünüyorum. Çünkü bunlar bir atık. Sadece parasal olarak değil arkadaşlar. Yani bunlar çöpe gidiyor. Hani bunları geri çeviren, çok fazla böyle geri çeviren insanlar da yok. Ne yapıyor bunlar? Çöpe gidiyor. Bu da çevre kirliliği. Aslında çok böyle çevreci bir makina değil diye düşünüyorum. Yani arkadaşlar size tavsiyem bu makineyi alın. Gerçekten müthiş bir makina. Harikulade. Fevkaladenin fevkinde bir makina. Ama AMS çok tavsiye etmiyorum. Çok tavsiye etmiyorum. AMS çok benim öyle iç acıcı bir şey değil. Şunu 2 saatte basıp Oturup ya yarım saatte bunun boyasını yaparım arkadaşlar. Hem zamandan tasarruf ederim hem de paradan tasarruf ederim. Evet arkadaşlar bu makineyi bana reklam olsun diye göndermediler. Kendi parasını bastırdım çatır çatır paramı koydum ve kendim aldım arkadaşlar bu makineyi. Evet güzel makina. Alt cihaz gerçekten müthiş ama AMS gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Ve çok filament seçiyor. Haddinden fazla filament seçiyor. İlla ince filament olacak. Filament az geldiği zaman devamlı yukarıya doğru arttırıyor. Çeviremiyor. Gibi böyle bir sürü problemleri var. Tıkanıyor tıkanmasında ondan sonra tıkandıktan sonra problemleri var. Bazı yerde filamentler evet Türkiye'deki bazı filamentler kırılabiliyor. İçinde filament kalırsa hele komple sökmeniz gerekiyor. Yani AMS'yi pek tasvip etmiyorum. Ama X1C müthiş makine. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer almak da istiyorsanız aşağıda açıklamalarda kendi sistemin linkini paylaşırım arkadaşlar. Eğer benden de alırsanız her konuda yardım ve destekte bulunurum. Çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.